İslam alimlerini mollalar diye küçümseyici bir tarzda karalamaya çalışması doğru değil. Bu üslup meselesiyle ilgili. Bunun dışında arz etmek istediğim temel meselelere geçiyorum. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in mübin ve mufassal sıfatlarını hatırlatarak Kur'an'ın ayrıca açıklanmaya ihtiyacı olmadığını ileri sürdü. Doğrudur, Kur'an-ı Kerim'in mübin vasfı vardır. Fakat mübin demek, hakikatleri açıklayan, kesin hakikatleri bildiren demektir. Hakkı batıldan ayıran demektir. Yoksa Kur'an-ı Kerim'in mübin olması, ondaki bütün kavramların, bütün kelimelerin, bütün meselelerin ayan beyan olması, seviye farkı olmaksızın bütün insanların istisnasız olarak aynı şekilde anlayabileceği manasına gelmemektedir. Nitekim sadece bir ayet-i kerimeyi hatırlatalım. Cenab-ı Allah Nahl suresinin 44. ayetinde وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الزِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ buyurmaktadır. Peygamberimize hitaben, ey Resulüm, biz sana da zikri indirdik ki insanlara indirilmiş olanı, yani Kur'an'ı açıklayasın buyurulmaktadır. Demek ki Kur'an-ı Kerim'in açıklanmaya ihtiyacı olduğunu bizzat Cenab-ı Allah Kur'an'da açıkça bildirmektedir. Ve bu açıklanma görevi birinci derecede Peygamberimize verilmiştir. Bu çok açık. Burada kesebilir miyim? Çünkü çok konuları şey diyoruz. Sonra devam ederiz. Ben cevap vereyim bu bölüme. Ne dersiniz? Olur mu hocam? Öyle mi gidelim? Efendim, nasıl takdir ederseniz. Peki. İsterseniz ben... Kur'an'ın mübin oluşu apaçık. Kur'an-ı Kerim, yani mübin kelimesini bile, açık olan bir kelimeyi bile siz sağa sola çekip anlamını bozmaya çalışıyorsunuz. Allah-u Teala diyor ki, ayatin beyinatin, apaçık ayetler. Fakat Allah-u Teala bunu müminlerin göğsündedir diyor. Kur'an'a inanmayan... Bir dakika. Ben sizi kesmedim. Bir saniye. Kur'an ayetlerini falanca filancanın rivayetleriyle, efendim iştahatlarıyla değiştiren insanlar elbette Kur'an'ı anlayamazlar. 16-44 ayetini sizin anlayışınız, aslında anlamayışınız maalesef. Bunun bir örneği, çok açık bir örneği. Siz bu ayeti, yani verdiğiniz anlam gözüküyor ki demek ki Kur'an'ı maalesef incelemiyorsunuz. Siz dediniz ki, biz sana mesajı, inna enzelna ileyke zikre litubeyine linnasi. Biz sana zikri indirdik ki insanlara onu açıklayasın. Siz açıklama kelimesini burada tafsil edesin, izah edesin manasına aldınız. Halbuki bu açıklama kelimesi Arapça'da da Türkçe'de de iki anlama geliyor. Zaten sizin burada sınandığınız bir ayettir. Müteşabih bir ayettir. Münafıklar aşağı çıkarılıyor bu ayette. Sizin dediğiniz ne? Ben din adamlarını kastediyorum. Evet. Açıklama kelimesiyle tübeyine Kur'an-ı Kerim'de de iki anlama geliyor. Bir, gizli bir şeyi açığa çıkarmak, ketmin zıddı, ketim gizlemenin zıddı olarak bir şeyi gizlememek, açığa vurmak. İkincisi de anlaşılmayan bir şeyi açıklamak, izah etme manasında kullanılıyor. Ve bu ayet-i kerimede anlamı izah etmek değil, açığa vurmaktır. Çünkü peygambere vahiy gizli olarak verildi. Birçok ayet-i kerimede sana vahiy edini gizleme. Bir örnek vereyim. Çok not aldınız siz, süremiz de daralıyor. Hepsine cevap verin. Detaya girmeyin. Tamam. Bir anlaşmazlık olursa detaya girersiniz. Hemen bunu bitiriyorum şu konuyu. Litübeyne kelimesi aynı şekilde ehli kitap için kullanıyor. Allah-u Teala diyor ki ehli kitaba, Hristiyan ve Yahudiler size kitap indirdik. Letübeyyünün nehulinnaz. Siz onu açıklarsınız, izah edesiniz değil. Onu gizlemeyesiniz diye devamı geliyor. 3. surenin 187. ayeti bu ayeti açıklıyor. Fakat tabii ki bu ayeti tümüyle Kur'an'ın diğer ayetlerine çelişkili bir anlam verince tabii hadis kitapları, efendim içtihat kitapları falan boca ediyorsunuz. Peygamberlerin putlaştırılması meselesi gelince Hristiyanlara sorarsanız inkar ederler bunu. Biz putperest değiliz derler. Ve nitekim putperestlerin en önemli şeyi, en ortak özellikleri putperestliklerin inkardır. Mekke müşrikleri de putperest olduklarını kabul etmediler. Onlar muvahhid olduklarını, tevhidi inanca sahip olduklarını inanıyorlardı. Ve Kur'an-ı Kerim diyor ki ahiretten onlar şoke olacaklar.
ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ مَنْ قَالُوا وَاللّٰهِ رَبِّنَا وَمَا كُنَّ مُشْرِك۪ينَ 6. surenin 23. ayeti diyor ki, onlar ahiret gününde onların bir tek şeyi şu olacaktır: ey Rabbimiz, biz müşrik değildik diyeceklerdir. Mesela peygamberin ismini camilerde Allah'ın yanına koyuyorsun. Sadece onun ismi değil diye başka isimler. Halbuki Kur'an-ı Kerim diyor ki: وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ Mescidler sadece Allah'ındır. فَلَا تَدْعُمَ اللّٰهِ اَحَدًا Allah'tan başkasına kulluk etmeyin, tapmayın, yalvarmayın. Bir bakıyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim diyor ki وَاَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ Namazı sadece beni anmak için kıldı. Fatiha'da biz Allah'a hitap ediyoruz. Namazın anlamı salat, Allah'la irtibat kurmaktır. Fatiha'da diyoruz ki: ey Rabbim, sadece sana kulluk eder, sadece yardım dileriz. Otururken bir bakıyorsun ki uydurma hadisle sokulmuş tahiyyat diye bir dua vardır. Orada peygambere ikinci şahıs olarak hitap vardır. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü. Ey nebi, sana selam olsun diyorsun. Yani nebiye selam olsun diye üçüncü şahıs olarak almıyorsun. Nebi karşında, peygamber karşında sanki seni dinliyormuş gibi ona otururken ona hitap ediyorsun. Bu açık anlamıyla şirktir. Ya namazı hem Allah'a hem peygambere kılıyorsun. Ve hatta diyorsunuz ki peygamber bu duayı yaparken kendisini mi anıyordu diyorsunuz. Tabii peygamberin böyle bir duayı yapması da saçmalı. Hatta Fatiha suresinin sonunda amin kelimesi vardır. O da İbranice'den girmiş. Tabii o da Hristiyanlardan sonradan sokulma, Kur'an'da olmayan bir şey. Fakat bu çok önemli. Bu şirk, çünkü Muhammed hazır nazır değil Allah gibi. Seni işitmez. Allah diyor ki onlar ölülerdirler. Elçiler için diyor. İnsanların putlaştırdıkları elçiler için. Onlar sizi işitmezler. İşitseler bile cevap veremezler. Burası önemli bir konu. Hocamız evet. Cevap versin. Ben daha